Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tanısının konulmasından sonra ikinci aşama ise tedavinin düzenlenmesidir. Burada bir ekip çalışması çok önemlidir. Çünkü dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yapısal bir durumdur. Yani çocuğun küçük yaşlardan itibaren özellikle yürümeye başladıktan ve okula başladıktan sonra dikkati çeken bir durum olmakla beraber sorunlar da başlar. Çocuğun özellikle ana sınıfında yuvada faaliyetlere katılmak istememesi, arkadaş ilişkilerinde zorluklar yaşatması, farkında olmadan onları rahatsız etmek, diğerlerinin dikkatini dağıtmak gibi. Burada bu nedenle sorunun hangi şiddette olduğunun belirlenmesi aşamasında bir doktorun, bir çocuk psikiyatrisinin tanısı ve şiddetinin belirlenmesi çok önemlidir. Çocuğun yaş grubuna göre yine doktorun vereceği kararla ne tür bir tedavi uygulanacağı belirlenmelidir. Genellikle yaş küçüldükçe ilaç kullanımı daha sonlara ertelenmelidir. Tedavide hemen ilaca yönelmek aslında süreci biraz kolaylaştırmaktan öteye gitmeyecektir. Çünkü gereksiz yere yapılan ilaç tedavilerinde istenmeyen yan etkileri nedeniyle sürdürülmesi çok mümkün olmayabilmektedir. Bu nedenle çocuğun bu tanıyı aldığında mutlaka aileyle ve çocukla yapılacak davranışçı kognitif terapi çalışmalarına alınması lazım. Yine aynı şekilde çocuğun dikkat fonksiyonları uygun bilimsel tetkiklerle düzeyi belirlendikten, dikkat ölçümleri yapıldıktan sonra eğer çocuk uygunsa bir uzman eşliğinde nörofeedback çalışmaları yani dikkat geliştirici bilgisayar ortamında yapılan kantitatif EEG analiziyle belirlenen alanlar tespit edildikten sonra çocukta güçlük yaşatan tedavi programına alınabilir. Bunların hepsi çocuk psikiyatrisi tarafından belirlenip uygun olan vakalara uygun bir şekilde önerilmektedir. Amerikan Pediatri Birliği de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde ilaç kullanımı gereken durumlarda nörofeedback çalışmaları ve davranışçı kognitif terapiyi ilk basamak tedavi programına almıştır. Uzun yıllardır da bu şekilde sürdürmektedir. Thank you.